Merhaba arkadaşlar, bir önceki videomuzda paranın kurulumu ve kullanımından bahsetmiştik. Bu videoda ise araç üzerindeki ünitelerde işlev test işlemlerinin nasıl yapılacağını göreceğiz. Ekranda da gördüğünüz gibi Pyr'ın yazılımı açık. Daha önceki videoda tarama işlemi yaptırdığım için bu sefer tarama işlemi yapmam gerekmiyor. Direkt olarak Start Pyr'ın deyip bağlanıyorum. Örnek olması açısından bizim DTT Forol üzerinde DCM olarak bildiğimiz sürücü kapısı içerisinde bulunan ayna ve camların kontrolünü yapan üniteye bağlanacağız. Onun buradaki karşılığı sürücü kapısı olarak belirtilmiş. Benim aracım da 10 numaralı sırada. Onun kodunu giriyorum. Enter'a basıp üniteye bağlanıyoruz. 5. sırada Executing Test'i görüyorsunuz. Onu seçiyorum. İlave bilgiler. Devam ediyoruz. Tekrar ilave bilgiler. Uygulayabileceğimiz test işlemleri karşımıza geldi. Birkaç tane örnek yapalım. İlk olarak çocuk emniyet ikazını görüyorsunuz. Biri seçiyorum. Onay veriyorum. Ve daha sonra çocuk kilidi açma kapama düğmesindeki LED'in durumunu gözlemliyoruz. Test işlemi tamamlandı. Ayna üzerinde de test işlemi gerçekleştirelim. 4. sıradaki sürücü dikiz aynası aşağı yukarı motorunu inceleyelim. Seçiyorum. Yine komutumu gönderiyorum. İşlem tamamlandı. Son olarak sürücü kapısı kilidini test edelim. 5. sırada sürücü kapısının kilitlenmesi komutunu görüyorsunuz. Onu seçiyorum. Onay verip komutu gönderiyorum. Bu arada kilit sesini duyacağız. Sürücü kapısı kilitlendi. Hemen altındaki 6'yı seçiyorum. Bu komutta kilidi geri açacak. Zaten sesini duyacağız. Yeniden komutu gönderiyorum. Ve kilit açıldı. Pyr'ın ile test işlemleri bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. İlk videoda da bahsettiğimiz gibi bu komutların aynısı birebir Clip yazılımında da mevcut. Clip'te ne yapabiliyorsak bunda da aynı işlemleri yapabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.